efendim, hoş geldiniz. İyi misin? Teşekkür ederim efendim. Öyle mi? Buradan gelin mi? Vatandaşlardan çok yoğun bir katılım var Sayın Valim. Standları da geziyorlar. Standlarda cevizlerin dediğiniz gibi 35 çeşit üretimleri var. Onlar hakkında neler söyleyeceksiniz? Şimdi işte cevizin, yani biz buraya ceviz diyarı diyorsak mutlaka cevizle ilgili. Bakın ceviz çiftleri yapmışlar cevizden. Başkanım sen ödeyi çok sevdin. Belediye başkanım. Ceviz çiğ köftesi. Evet. Şimdi ceviz çiğ köftesi. Yani cevizle ilgili yapılabilecek bütün ürünler burada yapılmış. Bu şunu gösteriyor. Demek ki bizim Aksaray halkımız yapılan güzelliklerini, güzel eylemleri gelerek, destek vererek taşlanlar burada. Bugün belediye başkanımızla da kortejden görürken hakikaten böyle vatandaşımızın ilgi duyması bizi çok mutlu ediyor. Netice itibariyle bu Aksaray'ın bir değeri. Yani biz buna bir coğrafi işaret aldığımız zaman bu ceviz uluslararası bir marka haline geldi. Bunun marka değeri girdiği zaman ya dünyada acaba hangi ceviz coğrafi işaret almış dediğimizde belki Aksaray çıkacak karşısına. Bu Aksaray'ın katma değeri açısından çok çok iyi. Onun için vatandaşlarımızın gösterdiği ilginin dolayı da çok teşekkür ediyorum. Bunları inşallah güzelleştirerek ben sizden istirhamım. Siz de tam bunları tadın. Size yol gösterin. Olumlu, olumsuz görüşlerinizi bildirin. Gelecekte bunların üzerine katarak inşallah. Diliyorum. Çok güzel bir organizasyon. Sayın Valimize, Belediye Başkanımıza, Kaymakamımıza tebrik ediyorum. Aksaray ağaç üreticilerimizin tanıtılması, bölgemize tanıtılması, bölgemizin cevizli ön plana çıktığını gösterilmesi adına güzel bir organizasyon olmuş. Ben katılımlarımdan dolayı tüm vatandaşlarımıza, organizasyon ekibine teşekkürlerimi arz ediyorum. Hayırlı olsun diliyorum. Teşekkür ederim. Bakın, tadına bak. Çok teşekkür ederim. Ver mi sen? Al. Tadına bak. Söylerse söz. Taş doldurmuş iki gözü. Bizi bilmeyen ne bilsin? Bilenlere selam. Komutan. Biraz sonra da kolay gelsin, kolay gelsin. Nasılsınız? İyi misin? Kolay gelsin. Nasılsın? Sana Allah razı olsun. Çok önemli bir tanışıyor şu an. Köy mü? Evet. Cami köyü yaylasına. Evet, ağacı. Bu doğru olan mı? Bir de doğal sayın bari. Başkanım bir ilaç yok. Mesela başkanım da yok. Ağaç ürenin grup efendim. Dört bir yanından rahmet fışkıran huzur dolu yeşil Aksaray'ımızın göz bebeği ilçemiz Ağaçören Ceviz Festivali'ne hoş geldiniz. Sayın Valim tören programını arz ediyorum. Saygı duruşu İstiklal Marşı, Kur'an-ı Kerim tilaveti, bereket duası, protokol konuşmaları, hediye takdimi, ödül töreni arz ederim. Sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve ebediyete irtihal eden aziz şehitlerimizin manevi huzurlarında
bir dakikalık saygı duruşu akabinde İstiklal Marşımıza davet ediyorum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Cumhuriyet Başsavcım, Sayın Genel Sekreterim, kıymetli misafirler, siyasi partimizin güzide temsilcileri, değerli basın, emniyetimizin güzide temsilcileri, değerli ağaçörenli hemşerilerim, kıymetli misafirler, gönlü burada olup kendileri dışarıda olan gurbetteki hemşerilerim, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Cenab-ı Allah'ın selamı üzerinize olsun. Sayın Valim, değerli protokol, birincisinde düzenlediğimiz Ağaçören Ceviz Festivali'ni katkılarınızdan dolayı bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Aksaray'a ilk geldiğiniz günden beri ilk ziyaretimizde başkanım, Ağaçören bir cevizi varmış. Bunu Kaman Festival yapıyormuş sizin cevizle. İnşallah el birliğiyle İlk festivali birlikte yapacağız demiştiniz. O günü hiç unutmuyorum. Hakikaten o günden bugüne çok mesafe aldık. Bugün ilk festivalimizi gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bundan dolayı bir kez daha sizlere teşekkür ediyorum Sayın Valim. Aksaray'ın ürünlerini işte Ağaçören. Biraz önce standları gezdik. Bütün ürünlerimiz burada sergileniyor. Aksaray bir kültür hazinesi. Sayenizde bu hazine eldeydi. Bugün bütün ürünlerimiz coğrafi işaretini bir alıyor. Ağaçören cevizi de bunların içerisinde. Ağaçören hak ettiği değeri inşallah siyaset vekillerimiz sayesinde sizin sayenizde sayın vekilim hak ettiği yere geleceğine inanıyorum. Hakikaten eksiklerimiz çok. Ağaçören'i şöyle kısaca özetlemek gerekirse doğusunda Ortaköy, batısında Şerefli Koçhisar, güneyinde Tuzgölü Havzası, kuzeyinde Tuzgölü ve güneyinde Hilfanlı Barajı olmak üzere bu bölgede konuşlanmış bir ilçedir. Şirin bir ilçedir. İnsanları sıcakkanlıdır. Devletine bağlıdır. Her türlü insanlarına güvenilir. Onun için Sayın Valim hizmette biraz daha sizlerden istirham ediyoruz. Bu yöne Aksaray yüzünü biraz çevirmesini bekliyoruz. Bu bir ilk adım olarak düşünüyoruz. İnşallah bundan sonra yüksek okulla Ağaçören'e bir yüksek okul kazandırarak bunu taşlandırırız sayın vekillerimizin ve sizin sayenizde. Ben fazla sözlerimi uzatmak istemiyorum. Süremizi bayağı açtık. Onun için bir kez daha hepinize bugün burada bu katılımı sağladığınız için, bu sevinci bizimle paylaştığınız için herkese teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Ya Rabbel Alemin,
Bizlere bu dünyada sunmuş olduğun sayısız nimetler için sana hamd ve sena ediyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, tüm peygamberlere salat ve selam ediyoruz. Ekmeğinin peşinde koşan, çiftçilik yapan, işçilik yapan, çalışan kardeşlerimizi her türlü kazadan, beladan emin ve muhafaza eyle. Bağlarımızı, bahçelerimizi, beldemizi, ülkemizi her türlü semavi ve arazi musibetlerden, depremlerden, sel baskınlarından, kuraklıklardan muhafaza eyle ya Rabbi. Amin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Sayın Valim, Sayın Milletvekilim, değerli belediye başkanlarım, değerli başsavcım, kıymetli meslektaşlarım, protokolümüzün değerli üyeleri, değerli hemşehrilerim, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bu yıl birincisini düzenlediğimiz Ağaçören Ceviz Festivalimizin şehrimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyor. Bu vesileyle sizleri Ceviz Diyarı Ağaçören ilçemizde ağırlamaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Cevizden ürettiğimiz birçok ürünü bu festivalde sizlerle tanıtma imkanı buluyoruz. Ağaçören cevizinin tanıtılması noktasında bu festivalin büyük bir önemi olacaktır. Bu yüzden festivali inşallah geleneksel olarak her yıl düzenlemeyi düşünüyoruz. Toprak yapısı ve iklimi ile ceviz yetiştiriciliğine elverişli olan ilçemizde bugüne kadar üreticilerimiz sayesinde birçok fidan toprakla buluşturulmuş, yeni ceviz bahçeleri oluşturulmuş, çiftçilerimiz bilgilendirilerek üretim için teşvik edilmiştir. 30 Ekim tarihinde bir panel düzenleyerek çiftçilerimizi bilgilendireceğiz. Tüm hemşehrilerimizi cumartesi günkü panele davet ediyoruz. Bu festivalle birlikte Ağaçören cevizimizin patentini de alıp cevizimizi tescil ettireceğiz. Ayrıca kooperatifleşerek cevizimizin pazarlamasını da profesyonel bir şekilde tek elden yönetmek istiyoruz. Festivalimizin hazırlık sürecinde desteklerini esirgemeyen, başta Sayın Valimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi ifade ediyorum. Önümüzdeki süreçte ilçemiz için birçok projeyi de hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Kütüklü göletine yapılması planlanan Millet Bahçesi projesini faaliyete geçirerek vatandaşlarımıza bir sosyal alan da oluşturmuş olacağız. Yürüyüş yolları, mesire alanları, piknik alanları ile vatandaşlarımızın nefes almasını sağlayacak çok özel bir alan olacak. Bir diğer projemiz ise Ağaçören ilçemize bir gençlik merkezi kazandırmaktır. Gençlerimizin, kadınlarımızın sosyal, kültürel ve sanatsal yönden gelişimlerine katkı sağlayacak olan gençlik merkezimiz, tahsis işlemlerini tamamladığımız takdirde hızlıca inşaatına da başlamayı düşünüyoruz. Bununla birlikte ilçemize bir halk kütüphanesini de en kısa sürede kazandırmak için gayret göstereceğiz. Bu projelerin hepsine görev yaptığımız süre boyunca Sayın Valimizin, Sayın Milletvekillerimizin de destekleriyle takipçisi olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle yaklaşan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı tebrik ediyor. Festivalimizin hayırlara vesile olmasını dileyerek hepinize saygılarımı sunuyorum. Selamünaleyküm cümleten hayırlı günler. Sayın Valim, Sayın Milletvekilim, Kaymakamım, Sayın Başsavcım, Belediye Başkanı, protokolümüzün kıymetli mensupları, çok değerli Ağaçörenli hemşerilerim, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Ceviz Festivalimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, Ağaçören kabuğunu kırıyor. Bugün gerçekten kabuklar kırıldı ve güzellikler ortaya çıktı. Güzel güzel cevizlerimizi tattık. Bugüne kadar bir özlemdi Ağaçören cevizini tanıtmak ve ülke satında bilinirliğini artırmak, şehrimizde adından söz ettirmek. Bugün çok önemli bir gün gerçekten. Sürekli bunun düşüncesi ve planı içerisindeydik yıllar boyunca. Ne zaman bunun bir festival olacak ve bizim cevizimiz Kaman
ve diğer cevizlerden daha güzel, daha popüler diye ön plana çıkaracaktık. O gün bugün oldu hamdolsun. Sayın Valimizin katkı ve destekleriyle Allah razı olsun kendisinden. Bugün bunu gerçekleştirdik. Artık bundan sonra Kaymakam Bey'in dediği gibi ikincisi, üçüncüsü devamı gelecek ve çeşitlenecek ilçemizde bu organizasyon, bu faaliyet. Bu şekilde de hem ağaç örenimizi, hem Aksaray'ımızı, hem bölgemizi, ülkemizi tanıtmış, sevdirmiş, anlatmış olacağız. Sayın Kaymakamımızın dediği gibi ilçemiz gerçekten kabuğunu kırıyor. Bahsetmiş olduğu gibi Millet Bahçesi, Gençlik Merkezi, kütüphanenin de açılmasıyla birlikte inşallah buradaki gençlerimiz daha çok bilime, öğrenmeye, eğitime önem verecek. Hem ülkelerini, hem şehirlerini, hem beldelerini daha güzel, daha yerinde tanıtacaklar, kendilerini gösterecekler diye ümit ediyorum. Bu vesileyle hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Organizasyon heyetine teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, hayırlı uğurlu olsun. Allah'a emanet olun. Sayın Valim, Sayın Milletvekilim, canlarıyla başlarıyla tüm mesailerini Aksaray'a hizmet için çaba harcayan çok değerli Aksaray bürokratları, çok kıymetli belediye başkanım, belediye başkanlarım, siyasi partilerin il başkanları, ilçe başkanları, yöneticileri ve başı dik, alnı ak, sevdası hak, gül kokan, kevser akan, bayrak, millet, vatan deyince kalbi bir başka çarpan çok kıymetli ağaç ören hemşerilerim. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sayın Valimizle birlikte Aksaray'da ilklere bir halka daha eklemiş bulunuyoruz. Gerçekten geldiği günden bu tarafa Aksaray'ın tanıtılması, Aksaray'ın ekonomisine katkı sağlaması adına gecesini gündüzüne katarak insanüstü bir çaba ve mesai harcayan kıymetli valimiz bir yenilik daha yaparak Aksaray'ın bunca yıldır bilinen ama Türkiye tarafından tanınmayan cevizinin Türkiye'de tanınması hususunda bir festival düzenlenmesini hayata geçirmiştir. Bu hayata geçişte emeği geçen başta kaymakamımız olmak üzere belediye başkanımıza ve ağaç ören hemşerilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Gerçekten de ağaç örenimiz ceviziyle birlikte bundan sonra bu festivalle cevizini tüm Türkiye tarafından tanınacak çok kıymetli genç kaymakamımızın ifadesiyle de yapılacak, kurulacak bir kooperatifle de pazarlanması kolay olacak. Çünkü ağaç örenin cevizi Kaman'da Kaman cevizi diye, Bayraltı'nın sarımsağı Kastamonu'da Kastamonu sarımsağı diye satılıyor. Sanırım bundan sonra yapılacak festivallerden bir tanesi de Bayraltı'nın sarımsak festivali olacak diye düşünüyorum. Program çok gecikti. Bu festivalin birliğimize, dilliğimize, beraberliğimize, ağaç örenimize, Aksaray'ımıza hayırlı olmasını diliyor. Hepinize en kalbi sevgi ve saygılar sunuyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah'a emanet olun. Sayın Valim, Sayın Milletvekilim, Aksaray Belediye Başkanım ve ilimizin kıymetli protokolü, siyasi partilerimizin temsilcileri, saygıdeğer hanımefendiler, kıymetli beyefendiler, özellikle bu kürsüye çıkınca şimdi ayağımızın tozuyla geldik Ankara'da. Hanımefendilerin bu kadar yoğun olduğunu şu anda görüyorum bu kürsüde. Böyle bir festival için bizleri burada bir araya getiren, öncelikle ilimiz valisi Sayın Hamza Aydoğdu'ya, geldiği günden bugüne Aksaray'ı karış karış ihtiyacı neyse sosyal, kültürel her alanda vakit, nakit hesabıyla çalışan ve Ağaçören'in kıymetli belediye başkanı Yaşar Bekleviç başkanımla birlikte ilçemizin kaymakamı öncülüğünde bu yıl birincisi düzenlenen, daha önce Kırşehir'imizin hemen yakınında Kaman'da bu festival düzenleniyordu. Oraya ben de katıldım daha önce genel başkanımızla birlikte bir programa. Bu yıl düzenlemiyor Kaman. Onun için burada birincisini düzenlemekten ve böyle bir coşkulu topluluğu ilk defa ağaç örende bir arada görmekten ben de mutluluk duydum. Sanırım sabırsızlıkla konseri bekliyorsunuz. Bu festivalin ikincisi, üçüncüsü, beşincisinde inşallah buluşmak dileğiyle ben hepinizi saygıyla selamlıyor. Hayırlı akşamlar, iyi eğlenceler diliyorum. Sayın milletvekillerim, değerli Aksaray Belediye Başkanımız,
değerli başsavcım, siyasi partilerimizin il başkanları, ilçe başkanları, temsilcileri, beraber her zaman çalışmaktan keyif aldığım ve onlarla gurur duyduğum mesai arkadaşlarım, çok değerli ağaçörenliler, kıymetli basın mensupları, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi değerli vekillerimizin şahsımız hakkındaki hüsnü zanlarına çok teşekkür ediyorum. Değerli ağaçörenliler, Aksaray'ın 7 ilçesinin birbirinden hiçbir farkı yoktur. Aksaray bulunduğu jeopolitik durum itibariyle Türkiye'nin en önemli cazibe merkezlerinden birisidir. Aksaray'a vali olarak atandığımda Evliya Çelebi'nin zikrettiği bir efsane beni çok etkilemişti. Altını çizerek söylüyorum ve istirham ediyorum. Lütfen bunu kalbimize, beynimize nakşedelim ve herkes birbirini anlatsın. Hadise şu: 2. Kılıç Arslan şehrin girişine 2 tane aslan bırakır. Şehre gelen insanların iyi niyetli mi, kötü niyetli mi, iyi ahlaklı mı, kötü ahlaklı mı olduğuna aslanlar bakar, ağızlarından çıkardıkları alevlerle kötü ahlaklı insanları o şehre sokmazlar. Biz birbirimize bakarak gözlerimizin içine şuna karar vermek zorundayız. Biz Aksaray'ın güzelliklerini, iyiliklerini yayacağız. Kötülüklerini ve çirkinliklerini yaymayacağız. Eğer bir şehirde bir kötülük ve çirkinlik varsa o şehre asla mal edilmez. Valinin hatasıdır, belediye başkanının hatasıdır, çalışan insanların hatasıdır, vatandaşın hatasıdır. Ama biz Müslüman olarak, inanmış insanlar olarak gördüğümüz kusurları ve hataları örtmekle mükellefiz değerli ağaçörenliler. Biz birbirimize sahip çıkmalıyız. Bakın şunu çok samimiyetle söylemem gerekiyor. Bugün burada bir güzellik varsa bu güzellik burada olan herkesin emeğiyle olmuştur. Bireysel bir başarıdan söz etmemiz mümkün değildir. Eğer Aksaray'da bu potansiyel olmasaydı, burada ceviz olmasaydı, Ortaköy'de 20'nin üzerinde peynir fabrikası olmasaydı, Yunus Emre Tatlık Emre olmasaydı, Gülağaç'ta Bakı Gölü olmasaydı, Güzel Yurt'ta Ihlara Vadisi Selime Katedrali olmasaydı, Sarıyaşile Gölümüz olmasaydı, arkadaşlar bunlar olmadıktan sonra sizin bir şeyleri ortaya çıkarmanız mümkün değil ki. Bizim milletvekillerimizle, birim amirlerimizle beraber yaptığımız şu: o güzelliklerin üzerini örten tozları kaldırmak. Biz hepimiz el birliğiyle bunları yaptık. Bu festival eksiklerimizi tamamlayarak devam edeceğiz. Güzelleştireceğiz. Bizim amacımız şu: her ilçemizi bir veya birkaç güzelliğiyle ön plana çıkarmak. Bakın 1945'te Güney Kore daha oluşmamış, çok sıkıntılar yaşıyorlar. İkinci Dünya Savaşı bitmiş ve bugün değerli arkadaşlar yaptıkları bir diziyle, kurdukları bir grupla Güney Kore Fırtınası diye literatüre bir akım girdi. Güney Kore Fırtınası. Dün Güney Kore Büyükelçisi'yle bir gün boyunca hemhal olmak fırsatını buldum. Şunu sordum, bana çok ilginç geldiği için burada anlatmak istiyorum. Siz bunu nasıl başarıyorsunuz dedim.
Bizde dedi bir atasözü var dedi. O da şu. Güney Kore kültüründe, medeniyetinde derinleştikçe uluslararası olur. Biz ne kadar dedi kültürümüzde, medeniyetimizde derinleşirsek o kadar dünyaya mal olduğumuzu düşünürüz. Biz Avrupalılaşmak, Amerikalılaşmak gibi derdimiz yok dedi. Bu bana Ahmet Hamdi Tanpınar'ın çok güzel bir sözünü hatırlattı. Nedir? Değişerek devam etmek, devam ederek değişmek. Yahya Kemal ne diyor? Ben kökü mazide olan bir atıyım. Biz köklerimize sahip çıktıkça Mevlana'nın pergel metaforu gibi bir ayağımız kültürümüzde ve medeniyetimizde, diğer ayağımız da bütün dünyayı dolaşıp entegre olursa bu milleti, bu devleti hiç kimse yıkamaz değerli arkadaşlar. Bizim Aksaraylı hemşerilerimizden özellikle sizin bir valiniz olarak ricam, arzum şudur. Bir insan yaşadığı şehrin bütün güzelliklerine sahip çıkar. Bir insan bir şehirde yaşıyorsa namusunu, şerefini, haysiyetini, bütün güzelliklerini o şehirden alır. O şehirle bütünleşir. Onun için Aksaray'ın adına bir leke gelirse hepimizin titremesi lazım. Ben size samimiyetimle söylüyorum. Aksaray'la ilgili bir gazetede, bir televizyonda olumsuz bir haber çıktığı zaman ben uyuyamıyorum. Ben isterim ki merkezdeki yaşayan, Gül Ağaç'taki yaşayan, Ağaçören'deki yaşayan her vatandaşımız da bunu hissetsin. Bu bir vebaldir. Bunu herkes bilmesini isterim. Benim yaptığım hatalarla kimse Aksaray'ı sorgulayamaz. Benim yaptığım hata beni bağlar. Onun için bu birinci Ceviz Festivali hepimiz için bir milat olsun. Biz şehrimize göğüs gereceğiz. Onun güzelliklerini her yerde anlatacağız. Biz fıkraları, bazı olumsuzlukları WhatsApp grubundan yaymak yerine böyle güzellikleri yayacağız. Biz bunları yayarsak büyürüz. Yayarsak Aksaraylı oluruz. Yayarsak beraber büyürüz ve yüceliriz arkadaşlar. Bu duygu ve düşüncelerle bakın bizim yeraltı kaynaklarımız yok. Bizim yerüstü kaynaklarımız var. Yerüstü kaynaklarımızın en önemlisi de yetişmiş insan kaynağımızdır. Değerli kaymakamım seni bir ayağa alabilir miyim? Bakın Ağaçören kaymakamımız şu yiğide bir bakın lütfen. Genç, dinamik. Bakın ben bu arkadaşları gördüğüm zaman vatanımla, toprağımla, devletimle gurur duyuyorum. Bizim bu arkadaşların önünü açmamız lazım. Geldi buraya bir genç kaymakamımız. Belediye başkanımızla birlikte birlik beraberlik içerisinde oldular. Ve buraya böyle bir güzellik çıktı. Bizim yapmamız gereken şu. Bu genç arkadaşlarımızı destekleyeceğiz. Önlerini açacağız. İhtiyaçlarımızı gidip onlara söyleyeceğiz. Onları takip edeceğiz. Buyurun onları bir alkışlayalım, alkışlayacağız. Onları motive edeceğiz. Ve böylelikle bütün güzellikleri Aksaray'dan bütün Türkiye'ye yayacağız. Ve Allah'ın izniyle ben inanıyorum bu şehir Türkiye'nin model şehri olacak. Bu duygu ve düşünceler içerisinde emeği geçen Tarım İl Müdürümüz Bülent Bey. Bülent Bey seni de görsün. Ağaçören'li hemşerilerimiz. Bülent Bey'e, belediye başkanımıza da kuvvetli bir alkış istiyorum Yaşar Bey'e. Ve emeği geçen, destek veren bütün birim amirlerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Burada bizim güvenliğimizi sağlayan, gece gündüz emek veren emniyetimize, jandarmamıza teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah birliğimizi ve dinliğimizi bozmasın inşallah. Sayın Valim, istirham edeceğim hediyelerle takdim için. Arz ederim efendim. Sayın Belediye Başkanımızı hediye takdimi için davet ediyorum. Sayın Kaymakamım, sizi de davet edebilir miyim efendim?
o anlamda buyurdu. Sayın Valim, ceviz yarışmasında birinci olan yarışmacımız Sayın Ramazan Aydın'a ödüllerimi takdir etmenizi rica edeceğim. Arz ederim efendim. Sayın Valim, çok teşekkür ederim. Sağ olun.